Google Play Store ve Apple App Store'da indireceğiniz oyunların puanlarına dikkat eder misiniz dostlar? Ben genelde bakarım ama düşükse bile denerim. Çünkü saçma sapan sebeplerden dolayı puan kırılabiliyor. Ama bugün genel oyuncu kitlesi tarafından sevilip 4.6 puan ve üstü yıldız alan 15 mobil oyuna göz atacağız. Tabii ben kendimce hak ediyorlar mı etmiyorlar mı bunu da değerlendireceğim. Sizin de değerlendirmelerinizi yorumlara bekliyorum. Ve bu videoda SEAGM.com üzerinden nasıl Apex Legends Mobile Syndicate Gold alabilirsiniz ona da göz atacağız. Ufak da bir ricam var. Mutlaka bu mobil oyunu oynamalısın dediğiniz oyunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. İlk oyunumuz Dandyman, klasik gibi duran ama aslında çok daha eğlenceli arcade tarzda bir dövüş oyunu. Jetpack Joyride ile tanıdığımız Half-Brick stüdyoları tarafından geliştirilen yapım oldukça popüler. Ben de bir sürü oynadım ve gerçekten eğlenceli arcade tarzda dövüş oyunlarını ve Atari oyunlarını seviyorsanız mutlaka şans verin. Dandyman hala popüler olacak ki güncelleme almaya devam ediyor. 2016 yılında yayınlanan oyun en son güncellemesini 27 Haziran 2022'de almış ki bu mükemmel bir şey. Son gelen güncellemeden sonra çok oyunculu mod da eklenmiş ve bir arkadaşınızla beraber karşınıza gelen herkesi pataklayabilirsiniz. Arkadaşınız yoksa da üzülmeyin, eşleştirme sistemiyle oyun otomatik oyuncuda buluyor. Benim bu oyunda en çok sevdiğim şeylerden biri aslında oyunu oynamaktan daha çok bu oyun için çekilmiş YouTube dizisi. Sadece oyun sesleriyle Dan'in başından geçen olayları anlatıyor. Mutlaka izleyin, aşırı eğlenceli. Dandyman Google Play Store'da 1 milyondan fazla oy arasından 4.7 puan elde etmiş. App Store tarafında ise 100 binden fazla oy arasından 4.8 puana sahip. İkinci oyunumuz Datawing, benim ayrı sevdiğim bir arcade yarış oyunu. Bu yapımda ana bilgisayarın verdiği komutları yerine getirmek zorunda olan verilerden biriyiz ve veri yollarında duvarlara çarpmadan hızlıca ilerlememiz gerekiyor. Bazen ana bilgisayar sapıtıyor, o zaman daha heyecanlı oluyor ve kendi başınıza hızlı kararlar vermeniz gerekiyor. TouchArcade.com tarafından da beğenilen ve övgüler alan oyun tek bir kişi tarafından geliştiriliyor. Geliştiren abimiz Dan Vogt, kendisi 20 yıllık bir mobil oyun tecrübesi sahip. 10 yıl boyunca Half-Brick stüdyolarında çalışmış, Nintendo ve Xbox için oyunlar tasarlamış. Acaba ilk oyunumuz Dandyman'e ismini veren adam bu mu? Hiçbir bilgi bulamadım ama neden olmasın. Datawing haricinde bir oyunu daha var. İsmi Skyward Journey. 2018 yılında yayınlamış ama o Datawing kadar tutmamış. Datawing 2017 yılında yayınlanmasına rağmen hala güncel tutuluyor ve en son güncellemesini Mart 2022'de almış. 360 binden fazla oy arasından Google Play Store'da 4.8 puan elde etmiş. App Store'da ise 20 binden fazla oy arasından 4.9 puan elde etmiş. Üçüncü oyunumuz Odmar ile Vikinglerin dünyasına gidiyoruz. Odmar çevresi tarafından dışlanmış ve Valhalla'da yer edinemeyecek kadar değersiz hisseden birisi ve bu durumu tersine çevirebilmek, gücünü keşfetmek için yola çıkıyor. Özünde aksiyon macera platform oyunu olan Odmar içerisinde fizik tabanlı bulmaca ve engeller de barındırıyor. 24 farklı bölümden oluşuyor ve her bölüm animasyonlu çizgi roman tarzıyla dizayn edilmiş. Yani görsel anlamda gördüğünüz gibi şahane bir oyun ki zaten 2019 Alman tasarım ödülüne layık görüldü. Büyülü ormanlar ve karlı tepeler gibi gerçekten mükemmel dizayn edilmiş bölgeler var ve aynı zamanda oyunda kullanabileceğiniz farklı türde silah çeşitleri de bulunuyor. Mobge isimli firma tarafından, bu arada firmamız Eskişehir merkezli Türk bir firma, 2019 yılında yayınlandı. En son güncellemesini 2021'de almış, Google Play Store'da 150 binden fazla oy arasından 4.6 puanı elde etmiş. App Store puanı ise 10 binden fazla oy arasından 4.8. Mobge faaliyetlerini durdurdu mu bilmiyorum ama yeni bir oyun daha yapsalar da oynasak. Dördüncü oyunumuz Eternium, bir grup eski tarz aksiyon RPG oyunlarını seven geliştirici tarafından yapıldı ve 2014 yılında yayınlandı. Yayınlandığı yıl düşünülürse özellikleriyle muhteşem bir oyun. İzometrik bakış açısına sahip Eternium, ekranda şekiller çizerek yetenek kullanma gibi dönemine göre güzel özellikler bulunduruyor. Dokunarak kontrol etme ana özellikler arasında ama sonradan oyuna joystick kontrolleri de getirdiler. İlk etapta yapılan indirmeler bittikten sonra tamamen internetsiz olarak oynanabiliyor ve pay to win içerik neredeyse sıfır. Klasik RPG oyunlarda yer alan sınıflar ve bu sınıfların 20'den fazla yeteneği var. 4 ana dünyayı keşfedebilir veya sonsuz zindanlarda mücadele edebilirsiniz. Google Play Store'da 2 milyondan fazla oy arasından 4.7 puanı elde etmiş. App Store'da ise 50 binden fazla oy arasından 4.8 puana ulaşmış. Yalnız bu firma, yani Making Fun, sonradan kart savaşı oyunlarına takmış. 2018 yılında Iron Bond diye bir tane oyun çıkartmış, tutmamış.
Sonra da RuneStrike diye bir tane oyun çıkartmış, o da tutmamış. 5. oyunumuz Questland, oynayabileceğiniz en iyi sıra tabanlı RPG yapımlardan biri. Telefon dik konumda oynanıyor ve gerçekten eğlenceli bir tarzı var. Hikaye tabanlı ilerleyişinin yanı sıra çevrim içi dinamikleriyle arena PvP'si ve lonca kurmak gibi şeyler de yapılabiliyor. Yüzlerce item ve onlarca yetenek ile karakterinizi istediğiniz gibi kişiselleştirip oynayabilirsiniz. Tanınmış fantezi evrenlerinin yaratıklarını oyuna eklemişler. Oyunda ilerleme mantığı ise görevler ve etkinliklerle gerçekleşiyor. 2018 yılında çıkan Questland en son güncellemesini 27 Haziran 2022'de almış. Google Play Store'da 500 bine yakın oy arasından 4.7 puan elde etmiş. App Store tarafında ise 3 bine yakın oy kullanılmış, ortalama puan 4.9. 6 numarada Vampire is Fall Origin RPG yer alıyor. Yine bayılarak oynadığım açık dünya bir oyun. Hikayesi, karanlık tarzı 10 numara. Old School dizaynı ve sıra tabanlı oynanış dinamikleri benden geçerli not aldı. Hala oynamayanlar varsa mutlaka göz atsın. Early Morning Studio tarafından sunulan ve geliştirilen oyun gerçekten eski durmasına rağmen içerik bakımından dolu dolu bir oyun. Kesinlikle ön yargıyla yaklaşmayın ve bence bir şans verin. Aynı zamanda bu firmanın Champions of Avalon isminde bir tane strateji oyunu var. O da gerçekten çok seviliyor ve güzel, onu da tavsiye ederim. Firma Vampire is Fall kafasında ama daha gelişmiş old school bir RPG'nin daha üzerinde çalışıyor. O da çok güzel olacak. Bu arada tamamen çevrim dışı ve ücretsiz. Üstelik Türkçe dil desteği de mevcut. 2018 yılında yayınlandı ve en son güncellemesini Mayıs 2022'de aldı. Google Play Store'da 500 binden fazla oy arasından 4.7 puan elde etti. App Store'da ise 8 binden fazla oy arasından ortalama 4.7 puana sahip. 7. oyunumuz Land of Empires Immortal, oyunlarını çok sevdiğim firma Neoverse tarafından yayınlanıyor. Oyunlarını dediysem de dostlar sadece My Time at Portia ve Inkit'i kastediyorum. Neyse, dağılmadan Land of Empires Immortal'a dönelim. Oyun genel yapı itibariyle MMO strateji türünde, kendi kalenizi kontrol ediyor, geliştiriyor, komutanlarınızı yani kahramanlarınızı topluyor ve birliklerinizi eğitiyorsunuz. Oyunda kale kuşatma haricinde sıra tabanlı savaş tarzına yakın gerçek zamanlı combat türü var. Türkçe dil desteği mevcut ve grafikleri şahane. Belki de puanı bu grafiklerden dolayı elde etti. Aksi takdirde ben 5 tam puan vermezdim. Benzeri birkaç tane daha oyun var. Ocak 2022'de yayınlandı ve en son güncellemesini Temmuz 2022'de almış. Google Play Store'da 70 bine yakın oy arasından 4.7 puan elde etmiş. App Store'da ortalama 1000 değerlendirme arasından 4.8 puan elde etmiş. Sıradaki oyuna geçmeden önce videomuzun sponsoru SAGM.com'u anlatacağım. Nasıl Apex Legends Mobile Syndicate Gold alınır hem de Türkiye özel fiyatına, onu göstereceğim. SAGM tamamen güvenilir Malezya merkezli satış sitesidir ve Apex Legends Mobile Türkiye Syndicate Gold düzenlemesi için bana yazdılar ve böyle bir duyuru yapmamı istediler. Şimdi sizinle beraber Syndicate Gold alacağız. İlk olarak arama kısmına Apex Legends Mobile yazıyoruz. Gelen Apex Legends Mobile Syndicate Gold Türkiye kısmına tıklıyoruz. Almak istediğimiz miktarı işaretledikten sonra Buy Now diyoruz. Daha sonra Pay Now diyoruz ve gelen ödeme ekranına nasıl bir ödeme yapacaksak seçip tekrar Pay Now diyoruz. Gelen ödeme bilgilerini girme ekranına bilgileri girdikten sonra tekrar Pay'e tıklıyoruz. Ve gelen 3D güvenlik ekranına telefonumuza gelen mesajı giriyoruz ve ödeme işlemi başarılı. Satın alımı ve gerekli kodu görmek için kullanıcı adımızın yazdığı yere tıklayıp My Order'a tıklamanız yeterli. Daha sonra aktifleştirmek için en önemli kodu almak için My Card kısmını bulabilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi yapın. Bu koda ulaştıktan sonra redeemmeplay.com'a kayıt olun. Unutmayın, bu kayıt esnasında Apex Legends Mobile ID'nizi girmeniz lazım. En son olarak sitenin redeem kod bölümüne tıklayıp sagm.com'daki kodunuzu kopyalayıp yapıştırmanız yeterli. Onayladıktan sonra oyun içerisinde başarılı olduğunuza dair mesaj geliyor ve goldunuz hesabınızda. Tüm bunları sagm.com'un Apex Legends Syndicate Gold ekranında bulabilirsiniz. Oldukça avantajlı. 8. oyunumuz Bladebound, dinamik hatta hack and slash tarza sahip bir aksiyon RPG ve gördüğünüz gibi izometrik açıdan oynanıyor. Bladebound hem özellik hem de tarz bakımından Dungeon Hunter serisine, özellikle de Dungeon Hunter 5'e çok benziyor. İnsanları bu oyuna bağlayan şey fazla fazla içerik olabilir. 500'den fazla giyilebilir eşya ve yüzlerce yetenek kombinasyonu var. Zorlu zindanlar ve patron savaşları oyunun temelini oluşturuyor. İsterseniz diğer oyuncularla da arena PvP'de yapabiliyorsunuz. Bir dönem ben de çok oynadım, sarıyor. 2017 yılında yayınlandı ve son güncellemesini de Mayıs 2022'de aldı. Yani hala güncel. Google Play Store'da 100 binden fazla oy arasından 4.6 puanı elde etmiş. App Store'da ise 3 binden fazla oy arasından 4.7 puana sahip. 9. sırada Dangerous and Demon serisini konuşacağız dostlar. İki oyundan oluşan bu seri tamamen Türkçe dil desteğine sahip ve hikaye örgüsü, mizahı mükemmel.
mükemmel bir oyun. Oldukça iğneleyici bir dil kullanılmış. Oyunu oynarken bunu fazlasıyla görüyorsunuz ki zaten oyunu yapan adam da Google Play açıklamalarında iğneleyici bir dil kullanıldığını açık ve net bir şekilde belirtmiş. Hala The Enteresan Demon serisini oynamadıysanız ilk oyundan başlayın ve oynayın. Özellikle hikaye odaklı oyunları sevenler için 10 numara bir tercih olur. İlk oyun 2019 yılında, ikinci oyun 2020 yılında yayınlandı ve ikisinin de Google Play Store puanı 4.9. App Store puanları ise yine 4.9. Sizin yerinizde olsam millet bu kadar puanı neden vermişler meraktan yine oynardım. 10 numarada Max Payne Mobile yer alıyor ama harbiden 10 numara oyun. Max Payne'i bilmeyen var mıdır sanmam ama ben yine de ufaktan bahsedeyim. Bilgisayara ilk çıktığında aşırı sevilen Rockstar Games yapımı bu şaheser ağır çekim sinematik vuruş olayını piyasada yaygınlaştıran oyun. Polisiye suç ve entrikaların döndüğü yapım hala mobilin en sağlam oyunlarından birisidir. Rockstar Games'in de mobile getirdiği en sorunsuz oyun dostlar, yayınladığı diğer oyunlara bir göz atın hepsinin puanları yerlerde. Kimisi açılıyor, kimisi açılmıyor, kimisi oyundan atıyor, tuhaf tuhaf problemler çıkıyor. Ama Max Payne Mobile taş gibi çalışıyor. 2012'de mobil cihazlar için yayınlandı ve son güncellemesini 2019 yılında aldı. Google Play Store'da 40.000'den fazla oy arasından 4.7 puanı hak etti. App Store'da ise ortalama 4.4 puana sahip. Anlaşılan iOS'ta bir tık problem var. 11. oyunumuz My Friend Pedro oldukça eğlenceli ve bir o kadar da aksiyon dolu. Max Payne'deki gibi ağır çekim sahneleriyle rakiplerimizi iyi bir zamanlamada etkisiz hale getirmemiz lazım. Seviye seviye ilerleyen oyunda farklı zorluklar mevcut. Oyunun hikayesinde ise aslında intikam peşinde koşturan bir muzu kontrol ediyoruz. Bundan önce Johnny Trigger oynadıysanız mutlaka My Friend Pedro'da oynayın. 2021 yılında yayınlanan oyunumuz son güncellemesini yine 2021'de almış. Yani uzun süredir yeni bir şeyler gelmiyor. Google Play'de 90.000'den fazla oy arasından 4.6 puan elde etmiş. App Store tarafında ise işler bir tık kötü. En yüksek puan 4.3. Anlaşılan yine iOS'a düzgün optimize edilmeyen bir oyun. 12. oyunumuz Monument Valley, geometrik yanılsamalarıyla dolu platform bulmaca türünde bir oyun. Güzel müzikleri ve iyi düşünülmüş sakin bir hikayesi var. Genel oyuncu kitlesinin hoşuna gitmesi yanı sıra birçok mobil oyun medyasının da dikkatini çeken iyi bir oyun. 2014 yılında yayınlanan Monument Valley en son güncellemesini 2020 yılında almış. Google Play'de 4.8 puana sahip ve App Store'da ise 4.7 puan. Oyunun ikinci serisi ise ilk seriden bence daha iyi olmasına rağmen puanı 4.4. 13. oyunumuz Lila and the Shadow of War, muazzam bir hikayesi olan platform oyunu. Oyunda Lila ismindeki küçük kızı kontrol ediyoruz ve savaşın ortasında adaletsiz bir ortamda ailesini kurtarmasına yardımcı olmamız lazım. Hızlı kararlar vermek çok önemli çünkü sürekli bombalar ve silahlar etrafta durmadan atılıyor. Savaşın en karanlık yüzünü gösteren bu yapım 18 yaş ve üzeri etiketine sahip dostlar çocuklara göre olmayabilir. Gerçek olaylara dayanarak geliştirilen oyun herkesin oynaması ve oynattırması gereken bir yapım. 2016 yılında çıktı ve Google Play'de 60.000'den fazla oy arasından 4.8 puan elde etti. App Store tarafında ise 4.7 puan elde etmiş. Oyunun çok fazla ödülü var ve bence de hak etmiş. 14. oyunumuz Street of Rage 4, dövüş RPG türünde bir yapım. Arcade tarzı ve çizgi roman animasyonları ile dizayn edilmiş mükemmel bir oyun. Bilgisayarda sevilerek oynanıyordu, sonunda mobile de geldi. Oyun farklı karakterlerle oynanabilir ve dallanan hikayesinin sonunu görebilirsiniz. Çok oyunculu seçeneği de bulunuyor ama sonradan ücretsiz bir güncelleme ile dağıtılacak. Aynı bilgisayar versiyonundaki gibi çok güzel animasyonları var, hiçbir takılma donma olmadan rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Çıktığı ilk sene 2020 yılında en iyi aksiyon oyunlarında aday gösterildi. Google Play Store'da Mayıs 2022'de yayınlandı ve son güncellemesi Haziran 2022'de aldı. 4.000'den fazla oy arasından puanı 4.6, App Store tarafında ise puanı 4.7 ama Amerika App Store'unda 4.9. Bu arada oyunu yayınlayan Playdigious firmasının çok güzel oyunları var, mutlaka onlara da göz atın. 15. oyunumuz Earn to the Die, yılların eskitemediği, hala sıkıldığımda oynadığım bir oyun. Yaptığımız tek şey seçtiğimiz ya da satın aldığımız araçla daha ileriye gitmek ama her zaman dahası için geliştirme yapılması veya aracın güncellenmesi gerek. 2013 yılında yayınlandı, Google Play puanı 90.000'den fazla oy arasından 4.6. App Store Türkiye'de 4.5, App Store Amerika'da 4.8 puana sahip. Oyunun fiyatı şu an aşırı uygun dostlar, 56 kuruş, mutlaka alınması lazım. Yani şu videoda görüp canınız çektiyse bile alın geçin. Oyunun ikinci versiyonu tamamen ücretsiz ve asıl popüler olan o. Ama puanı 4.4 olduğu için listeye almadım. O da güzeldir, mutlaka ona da bir şans verin. Evet, tüm oyunları gördük dostlar. Az çok görüşlerimi size aktardım ve bu listedeki tüm oyunları oynadım. Aralarında sizin oynadıklarınız, bu puanı kesinlikle hak etmiyor dedikleriniz var mı? Mutlaka yorumlara yazın. Ve neydi herkesin oynaması gereken dediğiniz mobil oyunları da bekliyorum.
bekliyorum. Yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.